Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan Necdet Delioğlu ben. Arkadaşlar epeydir deney çekmiyordum. Bugün bir deney çekmeye karar verdim. Şöyle gördüğünüz gibi 1 litre sıvı yağımız var. Çalışır durumda bir anakartımız var. Daha önce bildiğiniz gibi cam sille falan deney yapmıştık. Üzerinde yumurtalar pişirmiştik. Bugünkü deneyimizde sıvı yağ olduğu gibi anakartın üzerine dökeceğim. Nasıl davranacak? Isı dereceleri nasıl olacak? Bilgisayar kapanacak mı? Dumanlar mı çıkacak? Ben de merak ediyorum. Kapağını açalım ve yağımızı şöyle bilgisayarımızın üzerine döküyoruz. Şöyle bütün anakartın her tarafını yağlıyoruz arkadaşlar. Şu slotların içine. Bilgisayarımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Bilgisayarımızı hemen hemen anakartın tümünü yağladık arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi RAM'lerin üzerine de döktüm. Hepsimizin altı komple yağla kaplandı. Yaklaşık 1 saattir böyle yağın içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Ben şöyle ısısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrardan şöyle videoyu da çalıştıralım. Isımız fazla etkilenmiyor. 21'de 22 dereceye çıkmış anca. Fazla bir ısı farklılığı olmuyor. Yağla bilgisayar çalışabiliyor yani. Hiçbir etki yapmıyor. Herhangi bir kısa devre falan yapma durumu yok. Daha önce bildiğiniz gibi bizim bir videomuz vardı. Çocuk RAM'leri zeytinyağıyla silmiş, duman çıkmış falan bir muhabbet vardı. Bayağı bir izlendi bu video. Şimdi bilgisayarı kapatıp RAM'leri sökeceğim. Bu RAM'lerin slotların içerisine yağ döküp RAM'leri takıp tekrardan bilgisayarı çalıştırmaya deneyeceğim. Bakalım çocuğun dediği gibi bu RAM'lerden duman çıkacak mı? Bence RAM'ler yağdan dolayı duman çıkarmamıştır. Çocuk ters taktı RAM'leri. Ters taktığı için şuradan kısa devre oluyor, yanıyor çiplerden birisi. Şu RAM slotların içerisine böyle bolca çiçek yağını döktüm. Tekrardan RAM'leri yerlerine takmaya çalışacağım. Bakalım çalışacak mı bu şekilde. Windows X büyüklüğü zaten bilgisayarımız. Ekranı görmüş bulunmaktayız. İstediğiniz kadar yağ dökün. Şimdi ben bir adım ileri gideceğim arkadaşlar. Hard diskin anakartına, şu üst kısmındaki kontrol kartına dökeceğim yağ. Daha sonra işlemciyi söküp işlemcinin direkt üzerine yağ dökmeye çalışacağım. Yani bu anakartı bugün emekli edeceğiz. Kafaya koydum. Daha da olmadı biliyorsunuz. Güç kaynağına daha önce gazoz dökmüştük arkadaşlar. 220 volt girdiği için belki orada bir kısa devre yaptırabilir yağdan dolayı. Ve hard diskimizin üzerine böyle bir güzel bir şekilde döküyoruz. Bilgisayara yağ kesinlikle zarar vermiyor. Belki de faydası var, zarar yok gibi derler ya. Gördüğünüz gibi hard diskimizin de anakartına, kontrol kartına bol miktarda yağ döktüm. Ama içerisine acaba açıp döksek mi olur onu merak ediyorum. Şimdi sıra geldi güç kaynağına. Arkadaşlar biraz tehlikeli olacak çünkü 220 ile çalıştığı için. Şimdi yağ döküyoruz. Bakalım herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız? 220 yağ geçiş verecek mi arkadaşlar? Şu anda herhangi bir kısa devre, çatlama, patlama yapmadı arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani 220 geçen yerden de yağ olduğu gibi yağ oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. İşlemci soğutucu bloğunu sökeceğim. İşlemcinin üzerine yağ dökeceğim ve gördüğünüz gibi yağdan bilgisayarımız sınavı geçmiş durumdadır. Yağımızı dökelim. İşlemcimizin üzerine dolduralım şöyle tepeli tepeli. Biraz yemek tarifi gibi oldu ama yağımız kaynamaya başladı.
kendini açmaya çalışıyor. Görünürde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım yağının ne kadar dayanacak işlemcimiz bu sıcaklığa. Evet, köşeden gördüğünüz gibi hafiften kabarıklar çıkmaya başladı. Elektrik aksamlarına kesinlikle yağ zarar vermiyor arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Bunu görmüş olduk ama şu anda kafesimizdeki yağ kaynamaya başladı hafiften. Yağla kesinlikle bilgisayar bozulmuyor. Buna 220 girişleri de dahil olmak üzere. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız çalışır vaziyette ama işlemcide kesinlikle başarılı olmuyor. Bilgisayar bir kere açıldı. Gördüğünüz gibi yağ da bayağı çekti. Yağ kaynamaya başladı. Anında ısı derecesi, BIOS ayarlarına bir kere girebildim. O anda da kamera kapalıydı. 40 dereceye çıkıyor açılırken bilgisayar. Böylelikle bir deneyin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle yağlı mağlı bir deney yaptık. Şimdi bu yağları nasıl temizleyeceğim onu düşünüyorum. Bu anakartı büyük bir ihtimalle hepsini bir poşete koyup bağlayıp burada cevereceğiz. Belki temizlemeyi göze alırsam, işlemciyi değiştirip tekrardan çalıştırabilirsem bununla bir deney daha yapmaya çalışacağım. Bir dahaki çekimlerde ne çekeriz bilmiyorum ama görüşmek umuduyla Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Esenlikte kalın arkadaşlar.